Telsiz kontrol. 3'te 5. Burada 3 tane polis memuru düştü. Acil destek talep ediyoruz. Sıfır şok oluşuyor. Acil destek. Şosa yüksek ihtimalle yakın dövüş aletleri var. Çünkü hiç silah sesi gelmedi. Mete Aslan. Bu şahsın, bu aracın sahibi Mete Aslan. Sahibi Mete Aslan arkadaşlar. Merkez soymaktan bir de şeyden polis memuru yaralamaktan arama kaydı başlatıyorum ben. Başlat. Bir araç son gaza çıktı. Bin, bin hemen bin. Dur. Hemen bin, 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 bin.
Karşıda bir jandarma durumu var, şimdi karakolum ne abi? Ne yapıyor lan bu? Rahatsız ya. Bak sataşacak şimdi bak.
34C96 sağa çek. 34C96 sağa çek. 12-18 şu anda 34C96 motor altı garajı çevirdim. Sebep drift. Aracına geç. Aracına geç, aracına. Aracım çok mu şey? Aracına bin, aracına. Ha. Anlayamadık. Tekrar edebilir misin olsun? Bir belgelerini ver bak. Şey mi? Verdim. O üst yolda sen niye aracının götünü drift attın orada öyle? Hı? Öyle dolaşıyorum ya. Üst motorun orada niye drift attın? Hayır, dönerken bu araç kayıyor da. Ha, bekle bakayım. Böyle en son baskı ne zaman yapıldı? Ya yanmamış ondan herhalde. Bir 15 dakika önce. Bir dakika mı? Şarkıyı kapa, şarkıyı kapa. Allah belanı vermesin. Oğlum şehir iniyor ya. Sağ olun Hüseyin. Tamam, şimdi gitti. Bir sıkıntı mı var? Siyahlı beyefendi tekrar herhalde. Yok yok ya, şarkı aç, son ses şarkıyla geziyorlar da uyardık. Devredildiğinizde şu anda olay yerine itibar et. Namık. Namık. Sicilin temiz. Aranman falan yok. Tabii canım, ikinci kişi yok. Bir daha öyle bir şey yaptığını görmeyeyim. Al ver yine. İstersen atla. Efendim siz de devam rahatsızlık et. Vermeyin insanlara. Son ses şarkıyla. Efendim abi. Al ver yine, devam et. Bir daha öyle bir şey yapma. Tamam. Drift'in cezası 20.000 lira. Sen onu bir git kıyafetçi de şey yap. Tamamdır. Şu araba kaç lira beyefendi? Senin yanlış hatırlamıyorsam 12-13 bin bir şeydi. Çok ucuz. Ben bu aracı bir yerden tanıyorum ya. Böyle bedava veriyorlar arabaları, böyle alıyor bir tane deli. Geliyor arabalarla ortamda bin katıyor. Nasılsın memur? Beyefendi sizin isim ne? Tayfun ben, merhaba. Merhaba, aracın camları patlak. Bunu mekaniğe götürün. Bizi böyle, bizi böyle sarıyor. Aracın camları patlak, mekaniğe götürün. Allah siz nasıl sarıyor bilmem ama ben yasak değilim. Dışişleri Bakanlığı bize verdiği emre göre tek devreye yasak. Aleykümselam. Allah'a emanet olun. Tek devreye atınca bizim kontrolümüz. Hocam bir istirham olacaktı. Evet. Söyleseniz. Ya şimdi ben bu galeriye gittim. Atla hadi devreye. Galeriye kimse bakmıyor ya. Galeri otomatik kardeşim. Otomatik. Otomatik derken? Jetonu atıyorsun çalışıyor. Atamadım. Niye atamadın? Param mı yok? O şey, atacak delili bulamadım. Cüzi miktarda paran vardır. Belki o yüzden delik gözükmüyordur. Biliyorsun. Para görünce delik açılıyor. Sen gel 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 ben. 20 bin yetmez mi? Komiser yardım etsin sana. Senin adın ne? Benim adım Cengiz Han. Cengiz Han. Ben de Halil. Halil Bey. Daha önce gördün mü ben sizi? Yok. Hüseyin, neden buraya geldik? Bunlar mekanik, sana yardımcı olur. Beyefendi.
Buyurun. Bu adam şehre yeni gelmiş de galeri falan bilmiyor. Araba almaya çalışmış. Sizde ikinci el araç var mı? Bir adama yardımcı olun. Olalım. Gel gel canım, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi bana 5000'e bir araba lazım. 5000'e bir araba lazım. Mehmet gel bakayım oğlum buraya. Geliyorum amca, bir saniye. İvan'ımı biliyor musunuz? Beş bin araba, el arabası alırsın. 5000. Oldu oldu, şaka yapıyorum ben. Şimdi oldu mu? Birader neredesin ya? Şu an çalıyor Ne mu? alaka oğlum? Bu araç kimin? Hangisi komiserim? Bu. Yeni Camı ya patlak bunun. bizim. Mekaniğe götürsene bunu. Mekaniğe gidelim ya. Baran! Mekaniğe geç Baran. Tamir ettirmeden gezme bunu. Baran. Mekaniğe geç gülüm. Sefer Gül 11. Jandarma yazıklarının mesai sonu arkadaşlar. Hayırlı görün. Hayırlı görün. Dostum bak, arkadaş burada. He, orada mı? Aha. Bu kim ya? Bu bir sirim yakıyorsunuz he. Teşekkür ederim. Siz de tarzsınız beyefendi. Sinan Ceketi olmasın. nereden aldınız? Yolda buldum diyeyim sen anla. Yolda mı, hangi yolda? Yollar hep ceket. Altın Nike, üstün Zara, eşofman. Altın zana, üstün zana. Yardımcı oldular mı sana? Buyurun memur bey. Oldular oldular, sağ olsunlar. Şu bizim Abi iyi bekliyorum. araca bir şu tamponu şurayı görürsünüz. Bak şuraya bir sürttüler. Devletin arabasına kim sürttü ya? Ya park halinde sürtmüşler, kamera yok, ara sokak. Tinercinin biri kafaya bulmuş, artık tekme mi attı, taş mı attı, ne yaptı belli değil. Ya bizim şimdi eleman bir kişi, biliyor musun? Sıkıntı yok, sıramızı bekleriz ya. Ha, şu arkadaşla ilgilenir, bir araç alacakmışlar. Şu an ihbar yok zaten, sakin şey. İsim neydi? Halil. Rütbe? Polis memuru. Ha. Sizin isim neydi? İdris Koçoğlu. Memnun oldum İdris Bey. Ben de memurum. Bayağı yoğun burası. Buraya adam alın ya. Ya işte yetişmiyor artık.
Şimdiki nesil çalışmayı sevmiyor. Maaş mı beğenmiyorlar? Tabi tabi, haftalık usulü bizde. E o takım elbiseli kimse iyi çalışıyor, ona helal olsun. O bizim müdür. Adam bayağı harbiden yani hak ediyor konumunu. Tabi. O sever öyle şeyleri yapmayı ya. Bıraktık bunu oraya. Buranın bütün sorumluluğu. Oo. Güzel bir araba kullanması. Oğlum sen niye arkadan çek işte araba abi? Tamam, araçları hareket ettirmeyin. Sürücü. Kal burada sen sürücü. Mehmet abi. Niye çarptın lan? Bir bekle bakayım burada. Şuurun yerinde mi? Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Kafam biraz şey oldu. Komiserim, aa, siz başına bir refakat tutun bunun. Sürücünün. 12-18 merkez Motalyalı mekanikte kaza oldu. Olayla ilgileniyoruz. Tamam. Camera. Lan arabayı niye oynattılar? Buradaki arabayı kim oynattı? Aha bu. Ben. Sen arabayı niye oynattın? Benim aracım da. Sen şu an deli karattığının farkında mısın? Aldım bunu komiserim. Abi vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Kaza abi oldu burada. Tutmayın komiserim. Sen şu an delilik arattın. Şu komiserim, şu sarıda gitmesin şu üst üst. Sen niye aracın yerini değiştirdin? Hayır, bir daha bilmiyorum ki ben de. Ya komiserim. Şikayetçi misin adamla? Adamdan şikayetçi misin? Yok ya. Tamam, adam o zaman kendi kontrolünü sağlayamadım. Komiserim bir şey sorabilir miyim? Bir dakika, işimiz var kardeşim. Sarılı beyefendi, bir polis aracının yanına gelir misin? Üst çıplak olan. Tamam, bir dakika geliyorum. Ha abi. Arkadaşlar bir saniye. Dinliyorum. Ya bu ortalık karışabilir mi ya? Neyin olacak? Çarşı pazar karıştı ama. Olur olur. Ya getir de ya, biz de gönlümüz eğlensin. Gezelim ya. Geliyorum komiserim. Senin ehliyetin yanında mı? Bir ehliyetini ver bakayım. Yok. Nasıl yok? Bir dakika, arabadadır ben. Sen benden ehliyetsiz araba mı aldın? Ya komiserim, bunu ceza kesin. 200 bin lira kesin ya. Üstümde ehliyet yok. Aldım, bunu açın lan. Benim de ehliyetim var. Üstümde ehliyet yok. Belgeli ehliyetim var. Belgeli ehliyetim var. Üstümde ehliyet yok komiserim. Ama belgem var yani. Araba senin üstünde mi? Arkadaşım. Barancı. Nerede senin ehliyetin? Unutmuşum işte, almamışım. İsim vereyim, belgeli şekilde görebilirsiniz. Kimliğin ne? Kimliğin nerede? Kimliğin nerede lan? Kimliğin de mi yok senin? Komiserim. Ya ben... bunu vallahi cesaret. Bir dakika komiserim. Sen şöyle bir gel bakayım. Komiserim, almayın beni. Gel buraya. Mete kaçma. Mete in şundan. Lan hayır, tutuklanmak istemiyorum. Beni bırakın komiserim ya. Gel şuraya. 12-18 merkez Motalyanı kaçan bir araç mevcut. Hatchback kasa. Kırmızı neonlu. Şu an Yunus ekibi takipte. Destek talebimiz olumlu. Lan kimlikten adam ufak bir ceza yiyecek. Şimdi polisten kaçıyor. Kimlik aldım, kimlik. Kimlik aldım. Kimlik, ehliyet. Niye kaçıyorsun polisten? Oğlum kaçmadım lan. Kimliğimi, ehliyetimi. Dalga mı geçiyorsun ya lan sen? Gel lan buraya. Komiserim yapma. Aham! Aşağıda tam bakın. Komiserim. Sen dalga mı geçiyorsun? Sen polisten niye kaçıyorsun? Moteldeki mevzu devam ediyor mu? Almaya geldim ben. Komiseri de anlattım. Alalım bunu, alalım bunu. Ya komiserim, ben ehliyet almaya geldim ya. Kaçmadım ki. Tamam ama izin aldın mı almak için? Ehliyet dedi bana, yok dedim.
Alayım dedim. Aa ben bu arkadaşı tanıyorum. Tamam nereden tanıyorsun? Ya ehliyet komiserim kaza daha önce yaptım. Yalancı ihbar göndermiş seni hatırladım komiserim, ben. Komiserim kaza yaptım, ehliyet yok, üstünde almaya geldim buraya. Kaçmadım ki. Aracı bağlayayım ben, aracı bağlayayım. Oğlum devletin memuru dalga geçemezsin lan. Sakin ol. Sinirlendiriyorlar komiserim. 12-18 merkez polisten kaçan eşbek araba çekildi. Şüpheli şahıs yakalandı. İşlemler için karakola gidiyoruz. İyi yapmışlar. Adamın ağzını patlamışlar. Vardır bir bildikleri. Abi işte bu ya, yani sonunda sunucumuz şu seviyelere geldi, gerçekten çok mutluyum ya. Hep bir gun RP, sövüş, dövüş, küfür. Niye çıkaramıyorum bunu? Araçtan çıkardım. Oyuna gidelim komiserim. Gel buraya gel, nereye gidiyorsun? Gideceğim de yukarı, siz alıp götürürseniz şey oluyor ya. Evet, buyurun buyurun. Tamam, devam edebilirsin. Daha ben kimliğimi almaya gitmiştim, kaçmadım ki. Hani kaçma gibi bir gelişimim yoksun yani, herhangi bir aktivite yapmadım. Yine siz bilirsiniz. Bekle burada. Okay. Gel elini de çözeyim, telefonla konuş istiyorsun. Yok ki avukatımız, bir şey konuşalım. TikTok izlesem olur mu? Çok gürültü etme. TikTok izlesem olur mu? Yo tamam, teşekkürler. 12-18 merkez bugün şehir dışında jandarmaların ihbar ettiği metarsının aracını süren metarsan adlı şahıs şu an nezarette, kişinin herhangi bir aranması mevcut mudur?
12-18 konuşuyor. Hatta herhangi bir jandarma mevcut mu? 0-1-14 konuşuyor. Mete Aslan memur yaralamaktan ve market soygunundan kaçmaktan aranıyor. 12-18. Şahıs şu an nezarette. Asayiş ekibi talep ediyorum. Kırkçı polis dolu buraya. Gel gel. 15-11 ilgileniyorum. GBT. Hayır ya. Hayır ya. Gelmiş yok siyahisin. Yok böylesin. Bu Mete Aslan ne oldu komiserim? Mete Aslan soru iyi sanırsın. Ben arkadaş aldım. Nezarethane diyeyim komiserim. Şimdi Mete Aslan. Aranma kaydı var mı? Fikri var mı? Ben arama kaydı olduğunda. Ne hakkında aranma kaydın var komiserim? Yani herhangi bir fikrim yok. Market soygundan kaçma ve polis memuru yaralama. Yani öyle bir şey yapmadığımı söyleyebilirim. Ben şikayetçiyim ondan. Bakalım bir dakika. Ya ne ilgileneceğim? Yani ben öyle bir şey yapsam şehirde dolaşma. Kırmızı Audi senin mi? Yani bende bir tane var evet. Ama şunu söyleyebilirim ki bu şehirde 2-3 tane kırmızı Audi var. Yanlış anlamayın beni. Yani görebilirsiniz. Birçok kişi, yani birçok diyorum da 2-3 kişi kırmızı Audi kullanıyor. Ve benim plakamı çalmışlar. Ben gittim bu plaka çıkartma dairesine. Alamıyorum plakamı. Yani süre verdiler bana. Bu süre sonunda gel, paranı öde, plakanı al dediler. Çalmışlar beni. Her polis durduruyor. Polise şey yaptın mı? Ne yaptın mı? Ulaştın mı? Benim şeyimi çaldılar diye. Plakamı çaldılar. Çok kez memurlarla konuştum. Plakan nerede diyor. İşte komiserim çalındı falan diyorum ama yani kanıtlayamıyorum. Belgi yani şey, adını siz özelliğiniz. Bu plaka çıkartma belgesini gösteriyorum. Bazıları inanıyor, bazıları sahte diyor. Şey yapamıyorum. Kime ulaştın mesela? Herhangi bir polis var mı ulaştın? Ya mesela şu Poyraz memur olur. Jandarmalardan arkadaşlar olur. Yani beni her gün tutuyorlar plakan nerede diye. Şimdi başka bir arabam olsa da o arabayı kullanmam. Yatırırım garaja durur. Başka bir araba da yok elimde. Kolba sıkıyor ya. Poyraz dur abi. Sorgu dışına gelir misin? Bunlar bana hiç inandırıcı gelmedi ama bir Poyraz'a soralım bakalım. Merhaba amirim. Bu arkadaşın yine buraya mı gelmiş ya? Yok, bu savaş memuru. Poyraz bir tane adam götürüyordu buradan. Dinliyorum. Sorgu odasına gelir misin? Buyurun beni çağırsın. Poyraz memurum. Al evet. Başkomiserim. Komiser yardımcısı. Komiser mi? Komiser yardımcısı. Tekiniz. Şimdi Mete Aslan sana gelmiş benim plakam çalındı diye, doğru mu? Hayır, ben zor. Gelmedim. Şimdi lafınızı evet böldüm. Ben hayır, onlar beni durdurdu. Ben beni durduklarını da anlattım. Yani ben gelmedim. Söyledi sonuçta.
geldim söyledim mi sana öyle bir şey? Efendim? Plakanın çalındığını söyledim mi sana? Evet. Biz de en kısa sürede herhangi bir yerden yeni plaka bastırmasını söyledik. Belirli bir süre müddet verdik. Sonra bir daha görmedim zaten. Sen Audi'ni kullanmadığını söylüyorsun değil mi? Ya Audi'mi ben gerekmedikçe kullanmıyorum. Bende bir tane abi. Bu adamın hayatı kolpa ya. Audi şimdi satsam bir günde ne kadar zam gelecek bilmiyoruz. Ben şimdi 2'ye satarım. Bir bakmışız 3 oldu. Satamıyorum da kıyamıyorum. Öyle duruyor yani. Ara sıra işte falan kullanıyorum. Peki plakanı bize söyleyebilir misin? Telefonumu açabilir miyim? Telefonumda görüyorum. Ya yanlış hatırlamıyorsam 34AT33 de bir gene bakalım. 34AT33. Aynen 34AT33. GBT'sinde çıktı. Bir market soygunu oldu. Ardından biz kırmızı Audi'yi kovaladık. Sonra şahıs bölgeden uzaklaştık, polis memuru yaralayıp. Ardından biz aracı incelemeye aldık ve plakasına ulaştık. 34 AT33 diyorlar, öyle bir şeydi. Yani şunu, senin tabii aracın değil mi? Sen onu iddia ediyorsun, plakamı çaldı dedin. Şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 2-3 tane Audi var şehirde ve bu Audi'lerin plakası sökülüyor. Genelde plakalarını çalıyorlar bunda. Yani kırmızı Audi kullanan birisi senin plakanı çalıp kendi arabacını taktın. Evet, ben karşılaşıyorum. Kırmızı Audi benim arabamın aynısına benzeyen bir tane adam var. Belki komiserimde hatta bugün karşılaştık. Yani yok, bugün bilmiyorum. Ama komiserim de görmüştür illa ki. Kırmızı bir tane daha Audi var. Benim arabamın tıpatıp aynısı. Komiserim, bir ekleme yapabilir miyim? Evet. Şahsın aracı haciz konulmuş. Çalıntı olarak gözüküyor ve aranıyor. Benim arabam aranıyor. Haciz konulmuş, evet. Çalıntı. Ya bu adamın hayatı kolpa ya. Ya. Şimdi sana dedim ki ben aracı incelemeye aldım. Bildiğim yalanları dinliyorum. Bu arada chat'e hiç bakmadım ya. Acaba chat'e bir şey yazan var mı? Plakayı çalıp kendi arabasının numarasına işlemesi gerekiyor ama biz direkt şasi numarasından baktık plakasına. Morg 1. Helal olsun abi, yazmışsın. Ben tanıyor muyum acaba seni? Şahsen ben Terzi'de çalışıyorum. Yani bizim dükkanımız var. Ben oradaydım. Ne zaman oldu bilmiyorum. Ama ben bugün bu arabayla şeye gelene kadar oradaydım. Yarım saat çıktı. Arabayla bu şeyin, Koçovalı mekaniğin oradaydım. Sen kimsin, adın ne? Kaza yaşadım, talihsiz kaza. Polis beni zor dedi işte, ehliyet soruyor. Yok üstümde, motel odama gittim, aldım. Ben orada kelepçeliyle kaçtım olarak gösterdiler, sıkıntı yok. Buraya getirdiler. Morg 1 ismi ne? Ben onu sormadım. Ben senin aracının kullanan birisi. Polis memuru. Namık, biz seni bir yerden tanıyoruz mu yoksa random mu geldin chat'e? Ben kullanmadığımı, işten yeni çıktım, o sırada da mekaniğe gittim söyledim zaten. O zaman komple senin aracını çalmışlar. Çünkü biz şasi numarasına ulaştığımızda senin plakan görünüyor. Komiserim, bilmiyorum yani, belki garajda yok bile araba. Ben çünkü bugün tersiden yeni çıktım. Yarım saat oldu tersiden çıkalı. Elbise basıyorduk. Vallahi Namık, tanıyamadım ya. Sıkıntılı bölge yani, araba çalınmaları falan biraz ünlü bir yer. Namık Şen. Komiserim, bir aranma kaydı başlatalım. Arabayı yani kırmızı abi gördüğünüz için kullanan kim bulalım. Yani ben şahsen kullanmadım, kendimi biliyorum ama size ispatlayacak bir delilim yok. Yanlış anlayın. Yani illaki bunu Namık Şen. Kırmızı abi ben çok görüyorum. He, sen şu çevirdiğimiz arabası. Tutarız, bakarız. Belki benim arabamdır o adede. Çalmış diye birisi benden olabiliyor yani. Yani senin aracını çalıyorlar ve sen fark etmiyor musun? Komiserim, ben eve bile gitmedim. İşten yeni çıktım. Aranma kaydı oluşturalım mı? Evet, oluşturalım. Sabah 8, akşamın 2. Plakayı rica edebilir miyim? 34 AT 33. Evet. Bir tane aracın var dedin, sen ne yapıyorsun? Giriyor musun? Çıkış geri.
kişinin GBT'sinde iki tane araç görünüyor. Evet, bir tane daha var, o eski araç ama yani kullanacağım bir araç. Karavan, ailemle falan şeye giderken. Pikniğe giderken kullanıyorum. Devreye başlamış. Şimdi taksi kullanıyorum. Şimdi aracın çalındı değil mi? Çalındı. Evet, doğru, çalındı. Büyük ihtimalle. Ya ben arabayı kullanmıyorum. Sen hangi araçla gidiyorsun şu an? Ben şu an taksi kullanıyorum. Ha, beni kullanan Barancan. Arkadaşımın aracı. Kırmızı Audi o da. Hayır. Camber, lastikli camber bir araba vardı. Bu Peugeot gibi bir şey. Hatchback. Hatta anonsu da öyle geçti. Bizden kaçan hatchback arabayı yakaladık, bağladık, şahsı da alıyoruz diye anons geçti. Memur arkadaştı. Şimdi Mete, senin plakanın olduğu aracı gördüğümüz yerde... Namık yayını nasıl izlemiyor mu? Ama içinde sen görürsen, seni görürsek... büyük ceza işleriz yani. Sıkıntı yok komiserim. Barancan'ın da galiba ehliyetine el konumlu. Ya geçen bir tane jandarma yanlışlıkla el koydu ehliyetimize ya. Var ama yok bende. Aracını bir yerde görürsen bize haber tamam. Vermeden kullanma sakın. Tamam. Dediğim gibi. Saydığım suçlardan ceza yersin. Polis memurunun yaralama ve market soygunundan ceza yersin. Tamam. Eskisi gibi değil derken... Tamam, Mete'nin siciline işleyin. Ne demek istedin tam olarak? Ne işleyin? Veya kırmızı Audi ile görüldüğü yerde... İçeri alalım Mete'yi. Eğer bize söylemezse, söylerse işsizleriz. Ya ben ruhsat çıkartmak istiyorum da bir de. Sunucu mu? Komiserim. Silah ruhsatı. Evet. Ya kardeşim senin suçların bitmiyor ki, ne ruhsatı ya? Yok plakan çalındı, yok bilmem ne oldu, yok cüzdanın düştü, yok kimliğin motelde. Komiserim bakın ama kimliğim ruhsatı cidden motelde bakın. E tamam da kardeşim senin evin yok mu? Senin motelle kimliğini ne arıyor? Koşarak motele gidiyorsun. Komiserim unutmuşum. Araba kullanmıyordum. Taksiye biniyordum. Erken çıktım sabah. Unutmuşum. Kusura bakma. Namık sen en son ne zaman oynadın ki? Biz şu an versiyon 2'deyiz. Sen niye üstsüz geziyorsun kardeş? Artist misin birader? Yok komiserim. Elbisem yırtıldı. Elbisem. Araban var kırmızı Audi'nin. Araba alıyorsun da sokakta niye çıplak geziyorsun böyle? Hayır, elbisem terzi dükkanında bugün yırtıldı. İyi, donun yırtılmamış. İyi ki. Atırsız ya. Bu adamın hayatı kolpa. Meta aslan. Ben de yoruldum ya. Hüseyip duruyor. Ha, senin GBT'ne baktık ya. Aslına bakmamak lazım ama. Meslek çekici. Pardon. Sen kimin mekanindesin? Tamamdır. Aracın arama kaydı çıkardık biz senin. Dediğim gibi içerisinde eğer görürsek seni... Evet. Bir dakika komiserim. Evet. Benim yaklaşık hocam. Yok 2-3 gün önce bir vakam vardı benim. Bir operatöre bırakmıştım dilekçeleri. Ulaştı mı size? Hangi mekanikte çalışıyorsun? Şöyle söyleyeyim ya. Operatörde ben gerekli belgeleri devretmiştim de. Gene anlatayım. Şimdi bir tane memur benim yol kenarında duran arabamı arıyor. Herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Benim arabamın da 2 tane yüzük var arabamda. 112.500 TL değerinde. Yüzük var. Ben gördüm arabamı. Gittim yanına. Komiserim işte ne yapıyorsun dedim. Bana cevap vermedi. Arabama bindim. Arabamla az ileri gittim. Dur diyor. Adam nasıl kopu anlatıyor var ya böyle bak. Ben tabii bagajımı kontrol ettim. Bana neden anladığını cevap vermedi. İşkur'dan aldın mesleği. Kayıp gördüm. Bu Eyüp Çolak. Sana tavsiyem şu an. Arkadaş geldi. İdris Koçavalı var, Nihat Bey. Mekaniği var. Sonra Karayel ailesinin mekaniği var. Onlardan birinin mekaniğine girersen hem tamir eder, para kazanırsın. Hem burada çekici veriyorlar. Çekicilik yaparsın, polisten işbirliği falan. Bunlar da aynı şekilde dilekçe tutmadı ve bana hakaret ediyorlar bölgede. Ben bunlar için bir şikayet oluşturdum. Sen zaten azınlardasın.
2018 ne yapalım? Komiserim size kolay gelsin. Bana bu adamın hayatı kolpa gibi geliyor. İşiniz zor valla. Ne ayıp olsun ya. Dersin böyle böyle sıkıldım çıkıyorum. Çıkarsın. Ben chat'e bakmıyordum ya. Chat'te insan olduğunu bilseydim biraz daha erken bakardım. Evet. Benim araç nerede? Benim aracı çekmişler. ...12-18 devreye başlangıcı. Alan patlattık civcivi ya alan. Amirim motor çetelerin orada çok fazla hareketlik var. Bu otobandan gelen iki tane araba içine bakmadım ama çok sayıda motor çetelerin oraya giriyor. Ya şimdi şöyle. 30'u görür. Lan klavye takılı kaldı. Şöyle sonucu 30'u görmüş. Zaten bu akşam 27'yi falan gördü. Bayramda da bir 30'u falan görse. Zaten 30 görünce millet aa 30 çekiyor diye girenler falan olacak. Bir 35'imiz var bana sorarsan. Eğer bu yayınlarımızı falan izleyip sunucuyu merak eden chat'e olursa, biz yayınları kayıtsız sohbete falan atıyoruz ya, belki 40'ı görür. Ama realistik olursak bence 30-35'lerde devam edecek bayramdan sonra. Silah da az indireceğiz. Silah çok inince millet rol yapmıyor, sürekli silah sıkıyor. Havayı şöyle sevmiyorum ya, o yüzden biraz admin komutu kullanacağız. Yok, İdris abim kamyonuna getirmeyecek. O dedi. Silahçılar dedi, sevkiyatla silahsın dedi. Biz de olur dedik. O fikri attığı için biz o yüzden öyle diyoruz da. Adminler getirecek silahları. Zaten adetli olacak. Sipariş alacak. Mesela hanedan diyecek ki. Hazneden mi, hanedan mı, tabi ismini de bilmiyorum. İşte biz 5 tane pistol istiyorsun. Onlara 5 pistol. Diğerlerine işte bilmem 3 MK. Bu şekilde getirilecek. Merhabalar. Yolun ortasında durma Ezdiriz. Kusura bak. Ne yapıyor oğlum bu adam? Alo. Camı açsana camı. Camı açabilecek mi acaba? Senin ne kucağında adam var ya? Star var, usta var adam. Tansiyonu düşmüş acil. Cam da buradan açılmış. Tamam hadi götür, biz eskortluk edeceğiz. Nereye götürüyor oğlum bu adamı?
Beni duyuyor musun? Sivil doktorlar müdahale etti ya. Duyuyorum şu anda. Adam gitti mi öteki dünyaya? Efendim? Adam öteki dünyaya mı gitti? Galiba ya. Ha, ya sivil doktorlar müdahale etti. Ha, yereller almıştır. Olabilir, olabilir. Bir daha böyle bir şey oldu mu? Önce emniyet kuvvetine söyle durumu, sonra adamı kucakla götür. Tamam. Biz de eskortluk edelim. Adamı tamam. Kaçırıyorum bunu abi, ben belli değil. Yok ya, yelekten anlaşılmıştır zaten. Ben göremedim yelek falan. Adam hemen aldın götürdün, hiçbir şey göremedim. Tamam. Tamam, sıkıntı yok, hadi geçmiş olsun. Kolay gelsin. Yeni intikal ediyorum. Araçın sızdı. Asayiş inşa ama biz de gidelim bakmaya. Aleykümselam. Anıl Cafer, alım var mı? Neye var mı? Sunucuya kayıt var. Ama alım var mıdan kastın da onu anlamadım. Evet, polise alım var. Yaşın eğer büyükse alınırsın. Kaç yaşındasın? 4 arabayı niye çalıyorsunuz? Deliyim. Arabayı niye çalmaya yelteniyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne oluyor burada? Ha, gördüm, bindim. Çete bakacağım, bekle onu. Hayır, H tuşuna bas diyordu. Ben de bastım yani. Yeni başladım. Ne? H tuşu mu? H tuşu. Arabanın konsolunda mı? H tuşu ne? Arabanın konsolunda mı? H tuşuna bas, anahtarı araya yazıyor. Tamam, arabanın konsolunda mı? Her gördüğün tuşa basma. Kimin arabası bu? Benim. Bir kitle bakayım arabayı. He, götündeki donu da çek bir ara. Shit man. Hadi devam edin. Hadi, 12-18 merkez Songülen araç hırsızlığı ihbarı asılsız çıktı. Vatandaşın yanındaki arkadaşı arabayla oynamış. La sen niye trafik arabasıyla geziyorsun? Trafik arabası. Emniyette araba mı kalmadı? Bu vardı. Aa. Abi sonradan fark ettim, biliyor musun? Ben size arabaları almışım ya. Tamam oğlum. Şuraya bir sağ çekeyim. Hayır, ben bir arabayı değiştireyim. Geliyorum. Daha yeni fark ettim. Evet. Anıl Cafer, sen de mi yayıncısın? Yaşın büyükmüş, 26. Şimdi seni bir stoklayalım abi. Doktor rolü yapacak güzel ekip olmadığı için şu anlık sunuşta fes tarifi oluyor. Yaralandın mı işte E çekiyorsun, direkt rol bitiyor. Şöyle bir hani polis ekibi gibi sürekli aktif olacak 8-10 kişi doktor olsa biz de istiyoruz gerçekten. Oo, bayağı iyi takipçim varmış ya. Helal olsun. Biz biraz dümenden yayın yapıyoruz ya. İşte hani böyle gören olur. Bir de video kaydı olsun. Biz bu kesitleri kayıtsız sohbete atıyoruz. İnsanlar atıyoruz izlesinler diye. Sen nereden gördün yayını? Bakacağım çete. Evet, sunucu bizim. Bizim sunucumuz. Ekibin falan mı var, tek misin? Sesim geliyordur inşallah.
Benim Discord'daki ismim Xentra, adminim. Etiketle beni, ben seni görürüm. Oo, senin Twitch'e baktım da bayağı emek var ya, uğraşmışsın. Arka plan falan kendini koymuşsun. Sorma ya, bayramda herkes dağıldı. Bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu. Millet memleketine gitti ama. Senin Twitch sağlam, bayağı emek vermişsin, emeğine sağlık. Helal olsun. Biz bu kadar kasmıyoruz ya. YouTube'da mı var? YouTube'a da bakalım ya. O sırada altta batıyorum da eğer ölürsem chat'e yazın da. Toska'dan Markovic geliyoruz ama olmuyor. Vay, güzel güzel. Emeğine sağlık. Şöyle bir 3-5 kişilik ekibin olsa var ya, gel bizimle rol yap ya, çok güzel olur. Bizim Twitch yayını GTA 5'te, yani GTA 5 oyununu bakarken mi gördün, yoksa kayıtsız sohbetten falan mı gördün? Yani biri falan mı gönderdi? Onu merak ettim. He, anladım. 12-18 merkez eski hastane yolundan galeri istikametinde full siyah camlı sedan, siyah BMW kasa bir araç şu anda eski polis karakolu istikametinde. Nereye gitti lan o? Nasıl bu modelde? Adam uzadı gitti. Adamda BMW vardı herhalde. Şu an oyuncu 24, bak sağ üstte yazıyor, şöyle ekranı yapayım. Aynen, Yunus polisi var bak. Efendim? Tamam, İki kişi de bir tek var. Tamam, bu modelde yok. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Buna takamıyoruz. Yarışta nasıl bir plaka olamaz? Komiser yayından mı, rolden mi? Kocaman alan bırakmış adamlar. Ya takılmıyor, ben yapacak bir şeyim yok komiserim. Bu modelde olan bir sıkıntı yani, şehirde iki tane var özel üretim. Ya şöyle, sunucuda bak gördüğünüzde mesela çocuk falan var. Hani çocuk demek istemiyorum ama küçük kardeşimiz var. Ama rol yapıyor bak gördüğün gibi. Hani böyle küçük insanlar seni çok sıkıntı etmezse, hani sivil olarak. Tabii ki gelebilirsin yani, oynayabilirsin. Bu modele plaka takılmadığını söylüyor. Tamam. Bir ilgilenelim. Tabii komiserim, gelin buyurun. Ben niye kalkayım ya? Ay belim kaldı. Ay belim. 12-18 kod attığımız bölgeye destek talebi lazım. Çok sayıda sivil vatandaş ve eşkali belirtilen siyah BMW. Aziz abi, komiserim desteğe gerek yok. Ben Aziz abilere yollayayım. Aziz abi siz gidin, gelirim ben. Oğlum arabaya bir kişi alabilir. Tamam işte, ikiniz gidin siz, ben gelirim işte motele. Motelde buluşuruz. Beyler biri atlasın arabayı motele. Evet komiserim, gelin buyurun. Tamam, istek attıysan ya da ben istek atarım, haberleşiriz. Araç aranıyor. Hem de aynı model, aynı renk. Ekip yok mu ya? Bunlar ne yapıyor burada? Aynı iki tane var dedim bundan duyduysa. Polis komiser. Tamam mı? Tam trafik memuru. Görüşürüz, Allah'a emanet, muhabbet. Şimdi bu aracın plakası takılmıyor mu diyorsun sen? Aynen komiserim. Ben mekaniğe gittim, tamirciye dedim ki ustam buna bir plaka çıkartalım dedim. O da dedi ki buna takamıyoruz dedi. O
Arkadaşlar biraz yavaş olalım. Sen şimdi burada bekle bakayım. Tabii ki komiserim. Memur şöyle bir şey diyeyim. Aynı renk, aynı araç ve... O ne lan? Polis arabasına sivil mi indi? Polis arabası burada. Ha yok, tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ya oğlum siz beni niye duruyorsunuz? Görüşürüz amca abi. Şimdi bir dakika. Ne yapalım ki sen devam et. Devam et. Komiserlerimize zorluk çıkartma. Şu arkadaki... Komiserim arkadaki siyah BMW var ya. Evet. Siz onu bir alın ya. O niye orada? O aşırı hızlı gitti şehir içinde. Dur ihtiyarına uymadı. Tam orada mı durdu dura dura? Ha bizi izliyor oradan. Namık. Bu adamlar sarı sayfalara mı reklam atıyordu ya? Sizin isim neydi? Benim mi? Baran. Baran. Aynen komiser. Komiserim şu Mehmet'in var mı sizde numarası ya? Mekanik Mehmet. Mekanik Mehmet abi. Hı. Dur bakayım. Olması lazım ya. Baran senin plakan nerede ya? Araç senin mi? Ya komiserim araç benim de. Buna, bu modele plaka takılmıyor dedi. Allah Allah. Cama falan yapıştır bari. Cama koyabilirim isterseniz. Kucağımda olmaz. Kucağıma koyayım diye ya. Valla bende de yok. Götüne sen de çakabilirsin. Kucakta olur mu öyle? Cam kucak değil ya. Makara geçiyor bize şerefsiz. Şu mekanik Mehmet'in numarası yok mu kimsede ya? Aha çıktı. Bende var abi. Bende var. Versene. Ver. Ne oldu ki? 12-17 bir yanıma gelirler mi? Tamam. Ya bu deliler. Beni arayayım mı? Aziz abi sizi Allah'tan bir girdin dedim ben. Niye geldiniz ya? Tamam. 539. Bir dakika. Evet. 730. Hey yo cops. What's up? Ne diyor lan bu? 730 yazdım abi. Ne diyorsun lan sen? Ya Tanrı'nın azamalısı olsun. Efendim, bir dakika. Şşş. Senin adın ne? Efendim? Senin adın ne? 12-18-1... Adın mı? Evet. Ahmet. Ahmet sen ne öyle değişik değişik konuşuyorsun? Ya hey yo cops dedim ya, ne yapıyorsun? Ne oluyor, ne demek öyle, ne alaka? Ne haber polisler dedim. Senin burada işin yoksa ya, sen devam et. Bak komiser, burada işimiz var, çalışıyoruz. Ahmet'in kusura bakmayın ya. Bu ne, senin arkadaşın mı bu? Aynen, yeni geldi dışarıya. Tamam bak, burada çalışıyoruz şimdi. Tamam komiserim, bana sen tek miydin arabada? Komiserim. Ben evet. Şeydim, Namık'la gideceğim şimdi. Bir bakar mısın? Bir saniye, şu an işimiz var. Bir gelebilir misiniz? Gelin beyler. Efendim. Kişinin aracının önünde film var, plakası yok ve kemerin takıldığını söylüyor, araçtan iniş sağlamıyor. Bu araç bağlanacak zaten, illegal modifiye. Araçtan inmiyor. Bak. 12-18 merkez siyah, full siyah camlı bir sedan araba. Şu an kamu bölgesinden hastaneye doğru kaçışın. Hepiniz. Evet. Aziz abi sen de şu köşede bekle. Ne yapayım sen de? Oğlum ben şikayetim var. Şikayet 30. Araba mahvoldu, yeni yaptık. 95. Tamam benimkini de çizdim. Mehmet Kara. Bu adamlar nerede ya? 10.000 alıyor. Mekanik bulamıyoruz arkadaş. Şimdi senin aracını ben çekeceğim. Niye komiserim? Mekaniğe ulaşamıyoruz. Gidelim beraber. Şu an orada mı ki kendisi? Bakalım. İyi hadi gidelim. Komiserim bir saniye, benim bir şikayetim vardı. Onu edeyim öyle gidelim. Şu asayiş memuruna iletebilir misin komiserim? Ben trafikle ilgili. Benle mi ilgili? Ben şimdi uyuyacağım dedi. Tabii. Yarım ya, saatte gelirim dedi. Şuradaki polis aracı benim arabamı arkadan yani çarptı. Yani uyanırım dedi. Aracımda hasar var şu an. Evet. Nasıl bir işlem yapabiliriz? Şu an ben bu işle uğraşıyorum da zaten komiser kendisi. Size yardımcı olur. Tabii komiser. Komiserim biz gidelim isterseniz. Hadi yürü bakayım. Takip ediyorum ben sizi. Evet. Abi mekanik bulamıyoruz ya.
yaz. Rahatsız o adam ya. Çete bir bakayım yazan neden var mı? Yok değil mi? Normalde polis böyle işlerle uğraşmaz da işte hani. Rol olsun, boşver. Ya polis çekeceği gidecekmiş de şey yapacakmış da onların hepsi hikaye. Evet, gördüğünüz üzere bunlar kapalı. Aynen. Adam patlattı arkadan. Komiserim şimdi o patlattı sizi. Memur bey, bana da komiserim. Komiserim bir şey soracağım, çok merak ediyorum. Ehliyeti nereden aldınız? Aşırı merak ediyorum. Efendim. 34-10 kılıcı. Bana dedi ki Mehmet abi, ben yarım saat uyuyacağım, sonra geleceğim. Yani uyuyacağım. Başka mekanik var mı şeyde? Altta kırmızı şey var, şu Parayel var. Hayır, o yok artık. Şurada var. Neyse, senin aracını bağlıyoruz o zaman, yapacak bir şey yok. Ya da ya, git. Komiserim yapmayın ya, neyle gezeceğim ben? Bu arabanı trafikte görmeyeceğim. Görürsem tamam, bağlarım. Tamam valla. Gelsin direkt yaptıracağım, yeminle. Bak, aracını trafikte görmeyeceğim diyorum. Tamam. Tamam, evin önüne çekeyim madem ya. Hay sizin bağınızda da, size de ne var? 12-18 takip et. Şu an ters şeritten gidiyorum. Müdahale etmemiz gerekiyor olabilir. Evet. İn arabadan in. Aç camı. Aç camı, in arabadan. Vallahi kolum sıkıştı komiserim, yardım edin. Yardım edin. Komiserim kolum sıkıştı. İn arabadan. Kolum sıkıştı, yardım edin. Kolum sıkıştı. Kolum sıkıştı. Kolum sıkıştı. Ya bak git. Komiserim ayıptır, günahattır. Niye sıkıyorsunuz komiserim? Niye sıkıyorsunuz? Ben ne yaptım size? Bir üstünü arayalım komiserim. Niye sıkıyorsunuz komiserim? Niye sıktınız komiserim? Niye sıkıyorsunuz? Ben ne yaptım? Ya bir sus. Ya. Aa. Kaçma lan. Aa, komiserim. Komiserim size. Ulan sen benim önüme niye çıkıyorsun lan? Ben mi çıktım lan? Ya komiserim koluma sıktı. Kolum yanıyor. Kolum yanıyor. Götürün hastaneye götürün. Aman. Üstünde bıçak var. Tabii sıkar lan. Şerefsiz. Komiserim o benim ekmek bıçağım. Siz bunu hastaneye götürün komiserim. Ben şu vatandaşı alayım da sigorta işlemleri için. Hastaneye mi götürüyorsun? Hastaneye götürün, hastaneye. Benim altımda motor var. Elim yanıyor. Vurmayın.
vurmayın. Ekip çağırayım mı? Yok. Dur ben ekip çağırayım. Motora koyma sakın öyle. 12-18 bize ekip lazım. Şu an motor altında. Çalmasınlar. Arabamı çektireyim. Koruma tarafını gelir dışarı. Aa, bayılacağım vallahi bayılacağım. Şu yaralı vatandaşı var. Aracına koyalım da hastaneye götürelim. Komiserim bana neden ateş ettiniz komiserim? Komiserim ben ne yaptım size? Niye bana ateş komiserim, ettiniz? Komiserim siz koyun arabaya, ben ilgileniyorum bu arabayla. Vatandaşı hastaneye götürün hemen. Hemen başıma bir şey oluyor, başıma bir şey oluyor. Yaralı bu, kolundan vuruldu. Komiserim ben şikayetçiyim komiserim. Beyefendi. Gelir misiniz böyle? Anladım, geldim. Hastaneye götürüyorlar ya arkadaşlar, üstünden bıçak falan çıktı da. Gidelim mi biz de? Gidin, bakın ne oluyor. Aa, şunları bir öğrenemedim ya. Gel.
Şimdi %100 ölüme garantili. Bir çevirimi patlatalım şuraya. Aktif devreye 11-17 ile. Bu neymiş lan böyle? Komiserim bu şahsın paçasından bok atıyor, ne yapalım? Anılsa bak. Devam edebilirsin, devam edebilirsin. Benim. Evet. Ben memurum la. Kontrol mü var? Aha. Şey dedi ya. Bizim komiser dedi. Komiserin telsiz kodu neydi? Komiserim bak. He 15-11. 15-11. O dedi ya. Niyeymiş? Sıkıntı mı varmış? Ne bileyim, çevirme yapın motorda dedi. Ben de tamam dedim. Şu aracı çekeyim de. Bir saniye. Bu trafik arabasıymış.
Bu ne lan? Holster flashlight. Oo, işte bu. Bu güzelmiş. Bu ne? Bunu ben favori yapayım ya. Holster 8. Biraz daha gece olsun sunucu ya. Ey. Ters kontrol. Ters kontrol. Şu tabelayı biz yapmıştık. Bunun bir de ışıklısını aldık Ondra'ya. Onu da kuracağız inşallah sunucu. Beyler, telsizden sesim geliyor mu? Geliyor. E niye kimse cevap vermiyor? Sana bilmiyoruz ki, ben daha baygınlık geçirdim de daha yeni geldim. Ha. Sizin saçlar fena ya, o baba ne biçim geliyor? Buna, 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 buna. Aha, aha.
Bak bak tak. Sen müzik açsam. Aha. 12-18 merkezi. Moteldeki asayiş ekibi kovaladığınız araç şu anda moteldeki eski kıyafetçi konumunda dümdüz ilerliyor. Başarılı. Tamam. Kaçmıştı, o yüzden kovalıyoruz. Komiserim siz motorda bekleyin de kaçıyorlar ya. Vallahi motordan basara gidersiniz hemen. Gerçi sizin motor hızlı ya. Sonradan binseniz de gidersiniz. Bazı problemleri var ya. Mazotu mu yok mu? Ya. Arkayı çok fırlatıyor. Bak mesela şunu alalım. ...12-18'den tüm birimlere turuncu bir süper sport araç kovalıyoruz. Araç şu anda kuyumcu taraflarında. Küçük kırmızı arabayı kovalıyorum. Nerede oğlum bu adam? Ne yapıyorsun? ...12-18 turuncu araç şu an motel tarafına çıkıyor. Şu motor bir çıksa da ben bir girsem oraya ya. Of çok tehlikeli, çok tehlikeli. Son gelen çadayı çıkardım. Müzik dinliyor lan, lava bak. Of. Patlattı önden. Şimdi otobana yardıma geliyorum. ...12-18 konuşuyor. Kişi Yunus polisine kaza yaptırdı. Şahısın lastiklerini atış olumlu. Destek talebimiz mevcut. Şu anda tek ekibim. Şehir dışında ana yoldayız. 15-11 çıkardırım yakını. Şahısın bir tanesini aldım. Karakola getirdim ifade sınavına. Bir de kupırdı. Yunus polisi kovalamacaya devam etme. Bir hastane gözük istersen. 12-18 konuşuyor. Adam role tavsiye yapıyor. Aha, oha, oha, oha. Babamacı yardım edin. 12-18 şehir dışındaki süper spor turuncu araç yakalandı, kişi ağır kaza geçirdi. Komutanım isterseniz siz alın götürün. Suçu ne bunun? Polisten kaçmak. Üstünde bıçak bulundurmak. Şu an bıçak var üstünde. Eli kelepçeliydi. Siz çözdünüz ama bir daha kelepçeliğini istiyorsanız.
Sizin bölgenizde, biz size devredelim isterseniz. Polisten kaçtı, bilginiz olsun. Bıçak var üstünde. Biz arabayı bağlıyoruz. Bakalım chat'te bir şeyler var mı? Şimdi nedir bu? Dediğin doğru. 50 metre öteye koyman gerekiyor diyor. Dediğin doğru. Fakat şu anda bizim bir tane şeyimiz var. O kısmı kaçırdın herhalde. Bak şuradan baktığın zaman 50 metre var. Şuradan baktığın zaman da var. Şuradan baktığın zaman da var. Yani roleplay olduğu için, rolpası olduğu için o kadar da %100 gerçekçi olamaz hiçbir şey, ama bu tabelanın daha güzeli var tabi, ona ekleyeceğiz inşallah. Eşeğe son 6 ay komu verdim. Olumlu. Şimdi atış etmemizin sebebi adam Yunus polisini kaza yaptırdı, yoldan çıkarttı. Şunu. Şu gelelim. Biraz geri alırsanız görürsünüz arkadaşlar. 31 olmuş takipçimiz. Buradan bank niye kırıldı aman? Şeye bulsaydık iyiydi ya. İfadeler. Adam eline ne aldı? Stop. Aha lan şu bulmuş. Aha lan bu ne ama? Bunun arabanın içinde mi yapıyoruz acaba? Vay. Front. Left, right. Kim bu nasıl? Yoruldum ya, yayını kapatabilirim. İyi
26 kişi de oyundaymış ha. Bu saatte. Mehmet gördüm yazdığını. Mehmet seni ben nereden tanıyorum? Yok onu açamayız yayında. Sen bizim sunucuda mısın yoksa yayını bir yerden mi gördün? Şunu alalım, alalım, alalım. Kaçıyor. Anladım, bir tanesine daha komu verdim. Nereye kaçtı? Görüşürüz yok şu an. Harbiden adam uzadı ya. Adam yapıştırdı gitti yok oldu ya. Yunus polis sen motorla kap. Motorun üstünde kal sen. Destek lazım mı? Olumsuz siz şehir içi devrenize devam edin. 12-18 konuş. Hemen bir komu verdiğim kişileri bir kontrol ediyorum. Şu tabelanın daha güzeli var. Onu nereye satıyorlar? Onu aldık, onu kuracağız sunucu. İnşallah. Lan 27 çekiyor. Kaç polisiz? 1, 2, 3, 4, 5 polis. Biraz Motalya çevresine gidelim komiserim. Tamamdır. Şöyle etrafı dolaşalım sonra galeriye gidelim. Burada çok durduk. Olur, tamam. Bir asayiş birimi karakola intikal edilir mi? Eta Aslan Avdisi'ni bulmuş. Anlaşıldı, geliyor. Beş karakora geliyor. Aslında şu yönünüzden çevirmeye mi gitsem ya? Komiserim. Efendim. Gelin şu şehir dışındaki çevirmede bekleyelim ya. Anlamadım. Şehir dışındaki çevirmenin orada bekleyelim 2 dakika. Gidelim. Bunları kaldırmayacak mıyız? Onları kaldırdık, 12-18 konuşuyor. Belki sizde bir şey yanılma olmuş olabilir. Karakola geldiğimde kimse yok. Gidip kaldıran tarafta. Şurada bir jandarma MP5'te dikilecek. Tam olarak
acaba Karakol'un ne bir söyleyebilir misiniz? ...12-18 konuşuyor, 112 ihbarı vardı, komiser yönlendirdi de bir bakın isterseniz etrafa. Hiçbir şekilde Korokon'da ne araç var, ne insan var. 12-18 konuşuyor. Kimse yoksa... ...asasız ihbar anonsu geçip devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çaylak ya bunlar. Tamamdır, karakol önünde gitmenize gerek kalmadı, durum çözdüm. Millet nerede ya? 12-18 konuşuyor. Hatta jandarma mevcut mu? 0-1-14 konuşuyor. Dinlemedeyim. 12-18 konuşuyor. Motel çevresi, şehirler arası çevirme noktasında uygulama yaptık. Kimse yok. Siz acaba bir kasabada devriyelerinizi arttırsanız uygun olur mu acaba? 0-1-14 konuşuyor. Onun zaten şu anda kasabada devriye açıyor. Allah Allah. 12-18 konuşuyor. Herhangi bir olumsuzluk mevcut mu? Destek talebi lazım mı? Yok, hayır. Sakin görünüyor şu anda. Allah Allah. Lan 28 kişi var. Çok sakin geçiyor. Ben çok şaşkınım. Bak 5 polisiz. Normalde hiçbir yere yetişemememiz lazım dedim. Sürekli ihbarlar, kavgalar, dövüşler. Demek 5 polis de emniyeti asayiş sağlamaya yetiyormuş ha. Şöyle bir normal devremize dönelim ya. Burada temiz. Komiserim burası da temiz ya. Nerede bu millet? Şehir yüksek ama... Ben de anlamadım ki herhalde hepsi şey kasabada falan ya. Ne olabilir? Benim telefon çalıyor komiserim. Ben bir telefonla konuşacağım iki dakika.
Yayını ne yazık ki kapatacağım. Hem geç oldu hem yorulduk. İzleyen herkese teşekkür ederim. Chat'e bakıyorum. Chat'te bir şey birileri var mı? Chat'te birileri yok. Herkes Allah'a emanet olsun. Büyük ihtimal YouTube'a da yayınlanacak bu video. YouTube'dan izleyen herkese de buradan selamlarımız olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bakayım ne yapacak. Hadi bakayım. Hadi kendinize iyi bakın.